rulet devam ediyor. Şimdi Netanyahu tetiği çekti, silahı Hamane'ye verdi, sıra sizde diye. Şimdi işte acaba el tetiğe gidecek mi? Yoksa bu iş burada bitsin diye bir yeni tavım oluşacak. Bunu sorguluyoruz. Şimdi burada yani bana şahsi fikrimi sorarsan bu süreç Amerikan seçimleriyle birlikte el yükseltmeden yavaş yavaş tansiyon düşürülecek. Çünkü oraya doğru bir kayış ve gidiş var. Bunu artık çok net görüyoruz. Yani az önce hepimizin üzerine mutabık olduğu hedeflerin yerinin verilmesi, işte vuruluyormuş, savaşıyormuş gibi yapılması yapma ya. Yani 100 uçak, 4 tane ölü ve ortaya çıkan manzara, bu işte o tabancayı verenin bir aklının olduğunu net gösteriyor bize. Peki o tabancayı veren der mi artık çocuklar oynamayın bu oyunu? Bana göre tabancayı verenin zaten niyeti o. Yani Amerika dikkat edersen sürekli tansiyon düşüren, böyle denge bulmaya çalışan bir ülke konumunda. Şimdi iki tarafında dediğim gibi hem kendi kamuoyuna hem de dolaylı dünya kamuoyuna vermek istediği, itibarı kurtarmak istediği bir süreç var. Mesela bir öncekinde İran'ın yapmış olduğu saldırıda işte vurulan havaalanı, pist, görüntüler, İsrail'e gözler döndü. Pimpon maçı gibi işte, o nedenle söylüyorum. Bakalım şimdi İsrail ne yapacak konumuna getirildi. Altta kalsa olmayacak. Çok hani çılgın bir saldırı gerçekleşmiş, kontrolden çıkacak. Bu da Amerika'nın işine gelmez. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşandı. Şimdi iki tarafın açıklamalarına bakarsan bu işin devamı yok. Yok mu? Yani İran çok net. Saldırıdan hemen sonra işte başarıyla savunmayı gerçekleştirdik. Düşman şoka girdi. Herhangi bir hasar oluşmadı. Çok az bir hasarımız var der. Peki Kaan niye böyle bir açıklama yaptı? Biraz evvel Emrah Bey bahsetti sizce. Bir daha oku açıklamayı istersen. Yani şöyle söylüyorlar. İran'ın 1 Ekim tarihinde yaptığı saldırıdan daha büyük bir saldırıyla karşılık verebileceğini değerlendirdiklerini alıyor İsrail. Bunu oradan alıyor bu bilgileri. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yaptığı saldırıyla İran'ın böyle rahat hareket edemeyeceğini düşündüğünü de ifade ediyorlar. İşte orada şu devreye giriyor. Yani gene benim okumam. Abdullah Hocam'ın ifade ettiği konu gündeme geliyor. İki tarafta sürekli kendi toplumunu gergin tutarak savaş tehdidiyle İsrail'de iç kamuoyunun hareketlenmesini önlemiş olduğu Netanyahu savaş tehdidiyle İran'da o çözülme, o dağılmayı yani iç karışıklığa, iç savaşa götürecek süreci engellemeyi deniyor. Ama bu fiiliyata dönüşür mü? Benim o konuda şahsi fikrim dönüşmez. Yani Amerikan seçimlerinde oluşan rüzgar çok gündem değiştirir. İçinde bu da olur mu? Bana göre olur. Ama illa birinde patlasın diyorsan bu silah Netanyahu'da patlar. Yani burada denklem... İran o zaman o siz istediğiniz kadar yağmur yağdırın, ben bunu sele dönüştüreceğim yazarların veya işte manşetlerinden çıkan başlıklar o fareleri. O zaman bu işin kazananı İran mı olur diyorsun? Şöyle, kazanandan çok Göksu, benim gördüğüm olay şu. Mesela orada bahis oynatıyorlar dedim ya, özellikle o tabloyu çizdim. Niye? Orada zaten yani bizde de Anadolu'da çok geçer bir laf vardır. İşte şans, talih oyunları, kumar vesaire gibi hiç tasvip etmediğimiz olaylar da kahveci kazanır derler. Burada kahveci kim, ona bakmak lazım. Veya o silahı veren kim, ona bakmak lazım. Amerika ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Amerika'ya sorduğunda kesinlikle hani denklemi bozan, Amerika'nın da hiç tasvip etmediği kişi Netanyahu, burada silahın patlayacağı kişi olduğunu net işaret eder. Amerika zaten öyle ya da böyle Netanyahu tasfiye edecek. Bunda bir beis yok. Ama o tasfiye böyle mi olur? Yoksa süreç içerisinde siyaseten mi alaşağı ederler? Bekleyip göreceğiz. Fakat burada Netanyahu bana göre şu denklemde istenmeyen tek adam. Amerika açısından baktığında da. Ben o nedenle Netanyahu'yu örnek verdim. Ama ben tekrar söylüyorum, bu süreçte el yükseltme yarışının daha da çıta yükseleceği, bir döneme gideceği kanaatinde değilim. Şimdi Amerika'nın burada mesela ne kadar dahli olduğuna bir örnek vereyim. İsrail, Netanyahu, gözü dönmüş bir şeytan, bir katil. Az önce fareyle ilgili Gaffar'ın vermiş olduğu örnek. Fare bir şeye yarıyor ya, bir deney yapıyorsun, bir hayrı var. Yani bunda o da yok. Şimdi böylesi değer yoksun bir kişi, gözü dönmüş, nereden saldıracağını şaşırmış bir kişi,
şu saldırıyı cuma piyasalar kapanmışken yapalım. Dünya borsaları demiş ve, olabilir mi? Olabilir mi? Buradan çıkmaz. Nereden çıkar? O Amerika'dan. Yani bir başlıklara da bakalım mı? Başlıklar derken aslında yapılan açıklamalar, az önce İpek Hocam da değindi, Sayın Çiftçi de değindi. Şimdi önemli bir nokta var. Orada yapay zeka açıklaması İran'dan. Bir Sayın Çiftçi'ye de buradan gitmek istiyorum. Ben okuyayım, hemen arkadaşlarımız da onu ekrana getirsinler. Geldi ekrana. İran dini lideri Ali Hamenei'den İsrail'in saldırısını ne büyüteceğiz ne de küçümseyeceğiz. İkinci açıklama ise Siyonistler İran'ın gücünü ve kararlılığını hala kavrayamadı. Bunu anlamalarını sağlayacağız. Mesut Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanı, İran'a yapay zeka ile karşılık vereceğiz, zeka ile karşılık vereceğiz. Şimdi burası önemli. Yapay zeka ile karşılık vereceğiz derken ne demek istiyorlar Sayın Çiftçi? Dilerim, yapay zeka değil ama. Yoksa hanım yapay zeka. Burada, akılla, zeka ile diyor. Zeka ile, zeka ile değil mi? Yapay değil. Buyurun. Akılla, zeka. Akılla, buyurun. Ben mi konuşayım? Evet, evet. Yani burada nasıl ki daha önce İsrail Savunma Bakanı bizim hazırlık süremiz uzadı, göreceksiniz niye uzadığını, öyle bir cevap vereceğiz ki bunu anlayacaksınız demişti. Burada karşılıklı kendi iç kamuoyuna yönelik konuşuluyor. Bu biraz da Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj. Merak etme, tedbirliyiz, büyüyecek bir şey yapmayız şeklinde. Hı hı. Amerikan seçiminden önce cevap vereceğini de zannetmiyorum. İran sürekli barışalım diye Amerika Birleşik Devletleri ile arka kapıdan görüşüyor. Mesela İsmail Hani şehit edildikten sonra cevap vermedi. Daha sonra açıklamaları Amerikalılar bize ateşkes görüşmeleri olacak, cevap vermenize gerek yok dedi şeklindeydi. Yani sürekli görüşüyorlar. Buradan bir şey çıkmaz. Sadece Rus ruleti nerede patlar? Netanyahu hükümetinde mesihçiler var. Tanrı kıyamete zorlama, Armageddon savaşçıları, büyük vaat edilmiş İsrail toprakçıları. Onlar çekildiğinde hükümet düşer. Onlar baskı yapıyor şu an. Netanyahu da bir anket yapıldı. Daha Kanal 12 televizyonu. Dünkü ankete göre seçmenlerin %51'i erken seçim istiyor İsrail'de. Artı günlük 132 milyon dolara mal oluyor. Artı başka bir anket var. Bu da 15-20 gün önce yapılan bir anket. İsraillerin %25'i taşınmayı düşünüyor. İsrail'den. Bana göre daha yüksektir. Burada çocuklarımızın geleceği yok. Sürekli böyle demin arkadaşımızın bahsettiği sirenler altında psikolojileri bozulmuş bir halk var. Evet. Neden yahu? Hükümeti ayakta tutmak için söylemlerle, eylemlerle İran bizi öyle bir vuracak ki amana diyerek hükümetini uzatıyor. İran'ın yaptığını yapıyor. Bu. Bunların ikisinin mantığı bu. Üst mantık Amerikan mantığıdır. Amerikan istihbaratı da İsrail'in güvenliğini koruyacağız, bağlıyız diyor ya sürekli. Buna da neden oluşturuyor. Bak işte İsrail sürekli o 200 İran'ın attığı füzeleri gösteriyorlar. Sürekli saldırı altında. Bu neden bunu koruyacağız? Çünkü Batı kamuoyunda yapılan anketlerde mesela 6 ay önceki bir anketten bahsedeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'i sevme oranı gençlerde %27, 60 yaş üstünde %70'ler civarında sevme oranı. Aşağıdan gelen bir nesil var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kendi kamuoyundan korkuyorlar seçim nedeniyle. Niye diyor sen İsrail'in güvenliğine bağlısın? Bir de Trump'ın arkasında Evangelics protestanlar var. Protestan Evangelics'ler var. Bunlar da Siyonist gibi. Hristiyan Siyonistler deniyor bunlara. Ama Trump'ın asıl büyük kitlesi antisemitiktir. Irkçıdır. İsrail'i asla sevmezler. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ciddi anlamda tepkililer. Bu nedenle onlar da kendi kamuoyunu yönetiyor burada. Olan Filistinli mazlumlara, Lübnan'da her gün öldürülen sivillere oluyor. Bu bir kurgu. Kurgu diyorsunuz. Ancak Netanyahu hükümet düşeceğine kanaat getirip de gitmeden önce ben de cennete gideyim, Tanrı görevimi yerine getirip deyip komple bir hücum ederse etme ihtimali var mı? Küçük de olsa var. Ama bu Amerika'nın istemez. Çünkü İran olmazsa Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da oyun kuramaz. Amerika
güvenlik konseptli gidiyor. Mesela Güneydoğu Asya'ya gittiğinde ASEAN üyeleri var. Bize silahla gelme, ticaretle gel diyorlar. Yani Çin'le ticaret yaparız, senden güvenliği konuşuruz ama şimdi şeye gittiğinizde, Körfez'e gittiğinizde silah var mı diyor. Bana ne tür silah vereceksin? Yani güvenlik kaygıları var Körfez'in. Bu kaygının kaynağı ne? İran. Şimdi bunun önüne İsrail geçti. Yani dolayısıyla Amerika İran'ı feda etmez. Dediğim gibi son noktada topyekun savaşta öncesinde ilk feda edeceği İran olur. Onun dışında eğer İran'da geçmişte İran'da halk ayaklanması olduğunda CIA istihbaratçılarının açıkladıkları var. Biz tuttuk diyorlar yani şeyi. Yani devrilmemesine, büyümemesine yönelik. Bir taraftan Pompeo açıklama yapıyordu. İran halkının arkasındayız. Diğer taraftan da aslında devrim muhafızlarının devrilmemesi için çaba gösteriyorlar. Kendi kozunu kaybedeceğini düşünmüyorum ben Amerika Birleşik'te. Oyun bu. Hemen bir ekleme yapayım Abdullah Hocam'a. Şimdi Amerika mesela 1 milyar dolar bir para kayboldu Irak. Bunu hem senato hem işte meclis hem de halk sordu hesabını. Nedir kardeşim bu? 1 milyar dolar. Yani 3-5 kuruş değil. Hesabını veremediler. O zaman da tepkiler yükseldi. Siz ne arıyorsunuz Orta Doğu'da dediler. Hemen İran gerekçe gösterildi. Kardeşim orada İran var. İsrail'in başına bela, tehdit. Biz olmasak direkt İslami fobi, yani o tırnak içinde söylüyorum. İslam gibi bir terörle ilişkilenecek bir dini onunla ilişkilendirip gerekçe yarattılar. Terörist devlet diyorlar zaten. Ha? Doğrudan terörist devlet demişlerdi. NATO ondan sonra demiş. Biz onun için oradayız. Bakmayın sizin güvenliğinize çalışıyoruz diye hava yaratarak halen Orta Doğu'da varlığını sürdürüyor. Abdullah Hocam ifade ettiği gibi bugün İran'ın coğrafyadan çekal. Hani o fener yemiş tavşan gibi ortada kalırlar. Gerekçe yok çünkü. Şöyle bir çok özür dilerim Gökçe Hanım. Çok özür dilerim. Lütfen Gürkan. İran'ı Orta Doğu'dan yani Batı Asya'dan çekip aldığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri PKK, PYD'ye desteğinden vaz mı geçecek? Doğu Akdeniz'deki askeri yığınağını bitirecek mi? Yunanistan'ı desteklemekten vaz mı geçecek? Rum kesimine olan askeri desteğini sürdürmeyecek mi? Yani bence, Gürkan Demir diyor ki Türkiye hedefinden çıkan. Yani şöyle şimdi bir haliyle hani Coşkun Bey şey yapıyor, sadeleştirerek söylüyor. Gürkan Demir aslında diyor ki Türkiye'de hedefi bu bölgede. Tabii şöyle yani İran olmasa ne olacak? Amerika vazgeçmez ki. Bu bölgeden vazgeçer mi? Yani, bence bunu soralım. İran Amerika'nın şu an hani Amerika açısından zekice bir bahane olabilir. Hoş bir bahane olabilir yaptığı saldırı. Ama Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz ayrı. Ama İran olmasa da Amerikan saldırganlığı, yayılmacılığı devam edecek. Yani İran'ı kullanabilir, İran'ın hareketlerini kendi içinde kullanabilir. İsrail de kullanabilir. Ben bunu doğalda karşılıyorum. Her ülke böyledir. Yani karşıtlıklar ülkelerin iç siyasetinde de malzemedir. Sadece dış siyasette değil.